Merhaba sevgili dostlar. Bilindiği gibi transfer döneminin en çok konuşulan ismi Başakşehir forması giyen İrfan Can Kahveci. Özellikle Fatih Hoca. Fatih Hoca öyle bir basın toplantısı yapmıştı ki bu basın toplantısında 4 futbolcunun ismini söylemişti. Hatırlanacağı gibi Onyekuru, İrfan Can Kahveci, Visca ve Muhammed isimlerini vermişti. Galatasaray Onyekuru'yu yeniden transfer etti. Sezon sonuna kadar kiraladı. Şimdi gözler İrfan Can'da. Geçtiğimiz hafta bir görüşme olmuştu hatırlanacağı gibi. Çikolatalarla gidildiği için eleştirilmişti. İşte ne kadar verildiği, Başakşehir'in kabul etmediği, Başakşehir'in 12 milyon euro istediği birçok detay aslında gündeme gelmişti. Fakat bu sabah saatlerinde gündeme bomba gibi düşen bir haber geldi. O da neydi? Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir'le İrfan Can transferi için görüşme talep ettiği ve bu görüşme talebinin de Medipol Başakşehir tarafından olumlu şekilde kabul edildiği belirtildi ve görüşmenin gerçekleştiği daha sonradan gelen detaylar arasına girdi. Peki Galatasaray ne teklif etmişti? Galatasaray'ın ne teklif ettiğine bakalım. 4 milyon euro artı %50 bir sonraki satıştan. İrfan Can için Galatasaray yönetimi 4 milyon euro bonservis verebileceklerini ve bir sonraki satıştan da %50'lik pay hakkının Medipol Başakşehir Kulübü'nde olacağını söyledi. Medipol Başakşehir Kulübü ise bu teklifi düşünmek için süre istedi. Ardından da teklif için hayır biz bu teklifi kabul etmiyoruz. Bizim teklifimiz 7 milyon euro artı Emre Kılıç artı bir sonraki satıştan %20 olarak Sarı Kırmızılı Kulübe bir cevap vermişti. Peki bugün Fenerbahçe ne yaptı? Fenerbahçe'nin gerçekten oldukça uçuk bir teklif verdiğini söyleyebiliriz Medipol Başakşehir'e. Nedir bu teklif? Fenerbahçe Sosa artı Sisse, Deniz Türüc'ün bonservisi ve 6 milyon euro bonservis bedeli teklif ettiği ki bunu aylara bölerek ödeme planına koyduğu belirtildi. Medipol Başakşehir'e böyle bir teklif sunduğu iddia ediliyor. Şayet böyle bir teklif doğruysa Medipol Başakşehir'in Fenerbahçe'nin teklifine daha sıcak bakacağı gün gibi aşikar. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim çok istiyordu. Galatasaray yönetimi bakalım bundan sonraki hamlesi ne olacak? Çünkü Galatasaray'ın teklifini Medipol Başakşehir Kulübü 4 milyon euro artı %50 sonraki satıştan pay teklifini kabul etmemişti. Galatasaray yönetimi de tabii ki yeni bir hamle yapacak. İyice satranca döndüğünü söyleyebiliriz İrfan Can Kahveci transferinin. Tabii işin farklı boyutları da var. İrfan Can'ın babasının yapmış olduğu açıklamalar. Daha sonra İrfan Can'ın aslında Fenerbahçeli olduğunu iddia eden bir kitle de var. Ama tabii ki profesyonellik, hangi kulüp bonservisi karşılayacaksa, Medipol Başakşehir tarafından istenen bonservisi karşılayacaksa İrfan Can orada forma giyecek. 25 yaşındaki İrfan Can gerçekten çok özellikli bir futbolcu. Biraz da geç kalmış bir futbolcu aslında. İrfan Can özelliklerinde olan bir futbolcunun şimdiye kadar Avrupa'da önemli takımlarda forma giymesi gerektiğini düşünenlerdenim. Yaşı 25. Evet bizim için genç bir futbolcu ama Avrupa'da 25 gerçekten artık iyice orta seviye futbola, orta seviye yaş futboluna döndüğünü söyleyelim. İrfan Can'ın aslında 19-20 yaşlarında Avrupa'ya açılması gerekiyordu. Tıpkı Cengizler gibi, tıpkı Çağlarlar gibi. Bu tip sayabileceğimiz örnekler gibi İrfan Can'ı da aslında Avrupa'nın köklü kulüplerinde görmemiz gerekiyordu. Burada İrfan Can'ın bir hata yaptığını düşünenlerdenim açıkçası ama geleceği kulüpte şüphesiz katkı sağlayacaktır. Özellikle dikine oyun, önlü arkalı oyun. Bunlar da oldukça başarılı bir isimden bahsediyoruz. İrfan Can Kahveci. Peki hangi takımın ihtiyacı var? Neden ihtiyacı var? Galatasaray'ın %100 ihtiyacının olduğu aşikar. Galatasaray'ın orta sahasında Taylan, evet çok iyi bir pozisyon oyuncusu. Hakikaten üst düzey bir futbolcu olma yolunda hızlı adımlarla ilerliyor ki milli takımımızda turnuvaya katılacağından hiçbir şüphem yok. Orada da kendisini gösterip yine Avrupa'dan teklifler alacağını düşünüyorum ki Taylan da daha önce bir patlama yapsaydı o da Avrupa'ya gidebilecek kapasitede bir oyuncuydu. Ama Taylan'ın önünde veya yanında İrfan Can gerçekten çok ciddi farklılık yaratır Sarı Kırmızılı takımda. Peki Fenerbahçe neden bu kadar çok orta saha transferi yapıyor? Luis Gustavo, Ozan, Pelkas, Mesut, Pelkas oynayabiliyor orta saha. İşte birçok alternatifi olan Fenerbahçe neden bunu yapıyor? Çünkü Ozan Tufan için çok ciddi teklifler var Fenerbahçe kulübüne. Önümüzdeki günlerde ki aslında sayılı günler kaldı. Ozan Tufan için gelecek bir astronomik teklif karşısında Fenerbahçe yönetimi olur derse o bölgede açılan boşluğu
İrfan Can Kahveci ile doldurmak istiyorlar. Çünkü İrfan Can Kahveci ve Ozan aslında birbirine benzeyen oyuncular. İkisi de dikini oynayabilen oyuncular. İkisi de aslında oyunu açabilen, sürekli olarak takım arkadaşındayken topu isteyen, sürekli boşa kaçan veyahut da top rakipteyken sürekli olarak rakibin pozisyonunu bozma gayreti içerisinde olan Avrupa'yı orta saha oyuncuları dediğimiz orta saha figürleri her ikisi de. Onun için Fenerbahçe'de eğer Ozan giderse İrfan Can'a ihtiyaç duyacaktır. Ben her iki transfer arasında bir bağ olduğunu düşünüyorum. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.